Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintımar'la beraberiz. Aslında sporcumuzu da bekliyorduk ama ilk önce başkanımızla başlayalım dilersen. Başkanım, nasıl değerlendirirsiniz? Güzel bir başarı, neler söylemek istersiniz? Uzun bir aranın ardından 1922 yılından beri tarihte ilk defa sırıt atlamada bir bronz madalya kazandık. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii Avrupa Şampiyonası'nın özelinde sırıkla yüksek atlamayı sadece değerlendirmemek lazım. Şu an bizim Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 adım atlama erkeklerde 2 sporcuyla finalde yer almamız. Yine bunun yanında yüksek atlamada hem bayan hem erkeklerde madalya kaçırmış olmamız. Yine 400 engelde 3 sporcuyla birlikte yarı final koşmamız. Bunlardan Berke Akçam'ın final koşup finalde 5. olması ve koştuğu derece bundan önceki bütün Avrupa şampiyonalarında ilk 2'ye girmiş. 3'e de değil. Ama burada inanılmaz dereceler gelişti, hızlandı. Bizim çocuklarımız da onlarla birlikte ama tabii genç çocuklar. Yine Tuğba Danışmaz'ın atlamış olduğu derece hem rekor olarak kendi rekorundan 22 santim daha iyisini atladı. Artı gümüş madalyasını aldı ki bir önceki olimpiyatın ikincisiyle yarıştı. İnşallah bunların hepsini topladığımız zaman üstü üstüne olimpiyat için emin adımlarla giden bir atletizm milli takım. 44 Avrupa kotası alıp oraya katılan büyük takımlardan birisiyiz. Tabii 44 tane kotayı çocukların almış olması çok büyük başarı ve genç çocuklarımız. Şu anda da Ersun'un işte en son gün, son madalya sırıkla yüksek atlamada 5.82 ile almış olduğu madalya da hem bizim için hem ülkemiz için son derece önemliydi. Şu an dünya genelindeki baktığınız zaman olimpik anlamdaki en büyük madalyalardan birisi bizim buradaki sırıkta almış olduğumuz bu madalya. Bizim bundan sonra her olimpiyatta, her dünya şampiyonasında artık sadece AB branşında değil bütün branşlarda madalya alabileceğimiz, madalyayla yarışa girebileceğimizi gösteren bir görüntüdür. Onun için biz Ersun'un bu derecesiyle hem Türk atletizmine hem Türk atletizmin teknik branşlarına hem de Türk gençliğine bir örnek, bir rehberdir. İnşallah bundan sonra daha büyük başarıları da Ersun'la birlikte diğer branşlarda da elde edeceğiz. Buradan sonra hedef, bizim hedefimiz 25 sporcuyla olimpiyata katılabilmek. Ersun'un hedefi de artık bu olimpiyatta altın madalyayı alabilmek. İnşallah bu olimpiyatta madalyasını alabilmek. Altın çok iddialı olur ama madalyasını alabilmek. Biz de bu madalyaları hep birlikte hem alkışlamak hem de çocuklarımızla birlikte burada olmalarını sağlayabilmek. Başkanım, Ersu da hemen şu an kameraman arkadaşım Barış Seven gösteriyor A-Spor izleyicilerine. Ben müsaadeniz varsa kahraman sporcumuza da mikrofonu uzatmak istiyorum. Ersu, neler söylemek istersin? Hemen şöyle geçeyim. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım. Bronz madalya, uzun bir aranın ardından bronz madalya. Tabii Fenerbahçe kulübünün de bunda katkısı var. Neler söylemek istersin? Öncelikle Fenerbahçe kulübüme, Federasyon Başkanı Fatih Çintımar'a, federasyonuma, aileme, beni destekleyen herkese çok teşekkür etmek isterim. Fazlasıyla inandılar. Desteklerini hiç esirgemediler. Ben de elimden gelen en iyisini yaptım. Daha iyisi olabilirdi. İkincilik bekliyordum. Olsun, ya hayırlısı böyleymiş. İnşallah olimpiyatta daha iyisi olacağını düşünüyorum. Paris olimpiyatları var aslında, sen değindin. Paris olimpiyatlarındaki hedefin ne genel itibariyle? Bir de onu soralım. Dünden sonra kendimi gördükten sonra ilk üçe girip sonra hedefim ilk önce ilk üç. Ardından da derece olarak da 6 metre ya da 6-10 atlayıp belki kim bilir belki birinci oluruz yani. Hiç belli olmaz yani sırıkta. Çünkü o yüzden hedefim önce ilk üç sonra da 6 metre ve 6 metrenin üstüne atlamak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yok, teşekkürler. Her zaman desteklerini esirgemesinler. Yani böyle bir branşta, yani çok bilinmeyen bir branşta daha fazla destek olması bizi daha çok sevindiriyor ve daha çok motive ediyor. Böyle devam etmelerini isterim. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ömer, İstanbul Havalimanı'ndan söz tekrardan size bırakalım dilerseniz.